Peki annenin yaşadığı, annen nerede yaşıyor bir tane? Yok, her evde yaşıyor. Ben gidip göstereyim o evi ya. Musluk yok evde şey. Mesela bizim mutfağımız yok hiç. Sadece tahtalardan şey mutfağımız. Yalansa yalan de la. Yalansa yalan de hadi. Doğru. Peki bu evde kim yiyor? Bu dayalı döşeli evde boş mu duruyor bu ev? Daha yeni yaptılar. Yeni mi? Yaptılar aynen. Bir tanem, sen o evde niye oturmuyorsun kocanın evi ise? Yeni yaptılar. Oturamıyorum ki. Ay oturamıyorum diyor ya sevgili izleyiciler ya. Kusura bakmasın, yalan söylüyor senin kocan da. Kocan o evi şey, o ev bizim değil. Kimin aşkım benim? Kendi oğlunuz evleneceksin öyle düşünüyorsunuz. Kendi oğlunuzu oturtmayacaksınız, oturtacaksınız. Oğlum sonuçta, oğlum otur. Tamam, ben lafım yok, oturtabilirsiniz. Niye yalan söylüyorsun, sadece onu merak ediyorum ben. Vallahi babam niye bize gerçek buraya... evini göstermedi? Baban nerede yaşıyor peki aşkım? Yukarı ev var, bir tane daha ev var ya. Anası bunun şey kayınvalidesi 50 tane ev çürüttü abi. 50 tane ev çürüttü. Ne demek bir ki? Tane bile nasip olmadı. Adam sürekli ev değiştiriyor. Ya bu evde normalde babanın evi, babam bu evi yani abini evlendirmek için hazır ve nazır tutuyor. Abi nişanlı mı, evlenecek mi, nedir yani? Kaç yaşında bu çocuk? Askere gidecekmiş. 2003'te. Erdal Bey telefon attığında. Erdal Bey merhabalar canım. Merhaba Didem abla. Ya sen bu evi göstermişsin ekibime, Yasemin'e. Yasemin de çekti. Biz de sanki senin çocukların yani eşin Sevgi bu evde yaşıyormuş gibi. Ama diyor ki senin kızın Duygu, biz bu evde yaşamıyoruz diyor. Didem abla. Ha canım. Ben eşime ben ne dedim? Burada kalmak istemiyor. Gidin orada oturun dedim. Ha oturun diyorsun orada. Oturabilecekleri, evet, yaşayacakları ev. Evet evet evet. Burada var benim evim. Orada ben burada akşam geldim yanında diyorum bak. Çete gelin. Ben bir söyleyebilir var. Miyim? Bak, kızın baba şey baba senle konuşacak babası. Bekle bekle, kızın konuşacak. Söyle. Biz o evde mesela biz arada şey bahçe ektiğimiz için o evde kalıyorduk. Kaç kere oğlundan dayak yiyerek o evden çıkarıldık biz. Aa. Yalansa yalan de. Yok, ben Ramazan'dan dayak yiyip de çıkmadım. Kızım bak sana ne diyorum bak. Geldi. Ben çatının içine yaşadım, o ev senin olacak şu an bak. Çok geliyor bak benim ailem. O ev senin, söz veriyorum bak. Didem ablaya söz veriyorum bak. Peki sen o senin yanına şey daha ev gelmeyeceğim bak. Erdal'cığım diyor ki bana söz verecekler diyor. Ben oraya döneceğim diyor. Fakat sonra diyor oğlun Ramazan'ı evlendirip onları o evden çıkartacakmışsın. Yapacak mı bunu? Didem abla benim de var burada tamir et. Tadilat yaptırıyor bu daireyi. Burada ne var bir dairem benim? Abi dairem daha var. Ben o daireye gelmeyeceğim diyor. Ben o daireyi... Evet, oraya onun olsun. Ben istemiyorum Didem abla. Bir sözleşme yapalım mı? Sözleşmeye falan gerek yok. Ben aileme inanmıyorum. Özellikle babama hiç inanmıyorum. Ama biz hukuki bir sözleşme yapacağız. Yok. Yapamaz mıyız böyle bir şey? Bir şey diyeceğim ya. Söyle. Hani dedi ya Duygu tek başına yatıyor orada. Kimseyi almıyor yanına. Siz nerede yatıyordunuz ben orada yatarken? Çok merak ediyorum. Nerede yatıyordun? Ananın yanında yatıyordun. Annesinin yanında çıkmıyordu ki adam. Annesi, hayvanları, kardeşleri. Başka bir şey yok. Bak yalan söylüyorum. Her konu bak. Senin konun bizim hiçbir şeyde sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. Sen nereye? Senin sıkıntın yok da bu adam yoluna bile doymak için. Sen yine bozdu yok senin. Senin arandan yemek çalıyordu. Buna şey mesela biz... Bir sus, şu an annene anlatıyorum. Sus bir. Anan soğuk. Annesi yemek çıkarıyordu. Şey yemek yapıyordu yani. Babaannen yani. Aynen. Bize yemek verirken sadece bizim için ayrı. Normal yemek... koyuyordu. Yalan de hadi. Kızım bak. Yalan de. Karının hakkını ödeyemezsiniz bak. Siz vermeyin. Bana sus ananı. Ananın ağzını alma. Anam benim hakkımı ödeyemez. Ananın ağzını alma. Sus. Ben hastaneye gittim. Ellerim her sene kavlıyor yani. Çok kötü kavlıyor. Anası ne hakaretler etti. Çok kötü hakaret. Babaannen hakaret mi ediyor size? Babam şunu da... yapıyormuş, özür dilerim. Ya yemek veriyor derken bu tas yemek işte bilmem ne hiç küfrederek veriyormuş sevgili izleyiciler. Yani yemek verirken yemin ediyorum. Ben annenin şu an söylediğini konuşacağım, sus bir. Ben konuşuyorum. Ben hastaneye gittiğim günü annesi dedi ki pencereden çıkaraktan bunu söyledi yani. Ama bu adam beni savunmadı hiçbir zaman, arkamda durmadı kapı gibi. Ben o yüzden bu adama güvenemem abi. Kim ne derse desin. Benim babam yok, benim ailem yok, benim hiç kimsem yok, benim kendimden başka. Ben sildim. Bitti yani benim ailem benim için. Sildim yani, siz ne kadar da deseniz ben sildim ailemi. Beni silme. Korkularım var benim. Annen diyor ki beni silme diyor. Beni silme. Annen... Beni silme yavrum. Tamam o evet.
bu kalbi tekrardan parçalarım. Parçalarım yani, ben bunu yaparım. Parçalarım. Ben dün dört... Annen diyor ki ben varım, yaraları beraber saralım. Annene niye güvenmiyorsun? Anladın? Güvenemiyorum, olmuyor. Gerçekten olmuyor ya. Gerçekten kızacaksınız biliyorum ama gerçekten olmuyor. Güvenemiyorum. Bu kalp gerçekten benim aileme erirse ben bu kalbi tekrardan parçalarım. Ya yaparım babası... yani ben bunu. Erdal'cığım. Alo. Kimle konuşuyorum? Beyza yavrum. Ay kimle konuşuyorum? Kimle konuşuyorum? Beyza. Ha, küçük lan. Beyza. Yok yok, hayır, hayır, konuş. Hayır, konuşamayız. Alalım sesini lütfen. Kaç yaşındasın bir tane? 13. 13. Yok yok, olmaz olmaz. Şu an o çocuğu doldurup şu an o çocuğu öğretiyorlar. Ben biliyorum. Her şeyin farkındayım. Kız kardeşi. Küçük 13 kız yaşında. Kardeşin 13 yaşında. Babam onu sevdiği gibi beni sevseydi ben babama canımı verirdim. Ya seviyordur ya. Çok büyük duygu. Hatalar yapmış, kabul ediyorum bak aşkım benim. Ama o kabul etmiyor. Ya bence o da kabul ediyor da. Etmiyor. Ya bir gün olsun durmadı. Bugün geldi yüzüme dahi bakmadı. Yüzüme dahi. Kadına diyor ki çok konuşma. Didem Hanım ne derse onu cevapla, öyle şey cevap ver. Öyle gidiyor adam ya. Ya Erdal Bey ya, bu küçük 13 yaşındaki kızını benim kadar, ya onun kadar beni sevmedi diyor. Sen sevdin. Didem abla. Ha canım ya. Sevdim. Onun ben sevme, onun banyosuna da yaptırdım ben. Banyosuna da yaptırdım. Niye yaptırdın şey? Eşini dövdün, eşini dövdün, eşini babasını evine gönderdin sen bak. Kadın oradan çıkmak istemedi. Bizim için geldi o senin evine. Çocukla ya, eşini dövmüşsün, annesinin evine gönderdin. Benim kardeşi gelip babamı dövdü. Bu kadının hali ne diye. Sevgi, sen hayatına son vermeye mi kalktın? Benim annem gecenin bir... Yalan sayalım de! Sana soru soruyorum bak, konu değil bak. Senin bu... Sen ne? Bak konu değil, konu senin yaptıkların yüzünden bu hale geldim ben. Senin yüzünden! Sen ne yaptın? Kızım okuyamayın dedin. Gittin, kucağın yanına gittin sen. Ben okudum, gayet de güzel, başarılı bir öğrenci oldum. Çetin oldu kızım, maalesef. Çetin mi diye koydu seni? Görüyorsunuz ya, ben güvenmiyorum abi, kim ne derse desin. Peki bir önerim daha var benim. Bir önerim daha var. Bir şey rica, yani şunu yapabilir misin peki? Gitti. Madem o evi kızına ve eşine verdin. Bir dakika Erdal, duyuyor musun beni? O evet, duyuyorum. O evi eşinin üzerine yapar mısın? Yapamaz. Sevginin üzerine? Didem abla, o tabutu yok ki de. Evi bastım, ben onun evini istemiyorum Didem. Tabutu da yok. Benim babamı güvenmiyorum. Diyatına annesinin şuna otursunlar. Duyuyorum abla. Şunu mu düşünüyorsun? Oraya gidersen baban yine sana kötü davranmaya devam edecek. Ve ya seni babam o evden yanıma çıkar... gelmese o hiç fark etmez. Şey kötü davranacak. Ne mesela yapacak? Benim annem kötü şu şey köydeki köyler diyordu ki şuraya gitti kızın, şuraya oturuyordu. Kafeye gidiyordu, kafede şu erkekler oturdu. Ben hiç hayatımda kafeye falan gitmedim. Annem o köylülerin ağzına bakıp öyle dövüyordu beni. Ya Duygu, ben sana, millet bana hiç kafeye gittiğin, hiç sana hiç haber vermedim. Ben dudağıma rüst sürüyordum. Bak ben 18 yaşında dudağıma rüst sürüyordum. O dudağın haline köylü ne diyor? Bir şey söyleyeceğim. Ne istiyorsun peki kızım sen? Ben bilmiyorum ki ne istiyorum. Ben niye buradayım onu da hiç anlamadım ben. Vallahi gerçekten... Çünkü ortalıklarda yoksun. Annem başına bir şey geldi. Pavyonlara ben, düştün diye kaç düşündüm. Kaç kere aradım da ben seni? Kaç kere telefonlarını açtım, kaç kere cevap verdim. Şuradayım, peki, eve gidiyorum diye. Duygu bir şey söyleyeceğim. Bak elimden geleni ben senin için yapmaya çalıştım. Tamam mı? O yüzden ben seni burada misafir ettim. Ama anladığım kadarıyla ya mesela ben annen yanına git diyorum ama annen yanına gitmeyeceksin. Buradan ben seni uğurlasam nereye gideceksin kızım? Ama bundan sonra kötü şeyler gelsin. Ha aşkım benim ya. Annenle buradan el ele tutsan, yeni bir sayfa açsan. Gidelim. Annen psikolojik destek alsa, çok desteğe ihtiyacı var. Sevgi yani. Sen de psikolojik destek alsan, biz bununla ilgili Ankara'da sizi bir rehabilitasyon merkezine ikinizi de göndersek. Olmaz mı aşkım benim? Ben... Çok desteğe ihtiyacım var, kurban olayım lütfen ya. Ben o eve gitmek çok istemiyorum. Çok üzülüyorum ben sana yani. Eve gitme ya. Ya bir sürü o evde yaşa.
beraber karşılıklı ve babanla da bir mutabakat yapalım. Bir konuş. Benim babam. Diyebileceğim bir yer temin edeyim. Tamam mı? Ama o arada bir rehabilitasyon merkezine annenin de psikolojik desteğe ihtiyacı var, senin de var. Ancak yani bunu evet demen lazım. Annenle aynı evde yaşaman lazım bir süre. İş bulmaya da yardımcı olalım sana. Ama senin tedavi olman lazım. Kabul ediyor musun? O tedavi ne oldu? Tedavi ol. Bak annenin de olması lazım bir tanem. Senin de tedavi olman lazım. Hadi bir araya gidelim bakalım ne diyecek Tuyuk. Bir ara lütfen.